Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle biraz sohbet etmek istedim. Sohbetimizde sizin kafanızı kurcalayan birçok şeye değinmek istiyorum. Zaman zaman böyle sohbetlere yer veriyoruz arkadaşlar, umarım beğenirsiniz. Özellikle arkadaşlar, bu şiir hangi şaire aittir tarzındaki soruları yapamadığınızı zaman zaman dile getiriyorsunuz. Ben de bununla ilgili birçok paylaşım yaptım. Özellikle arkadaşlar, bu soruları çözerken şair hangi dönemde yaşamış, hangi topluluğa mensup? Bunları bilmeniz gerekiyor. Şairin bulunduğu topluluğun özellikleri sizi mutlaka doğru şıkka götürecektir arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Bir örnekle açıklayayım arkadaşlar. Bir dörtlüğümüz olsun. Bu dörtlüğümüzde şep, leyl gibi Arapça veya Farsça kelimelerden oluşan sözcükler olsun. Dörtlüğümüzde tabiattan bahsetsin, akşamdan bahsetsin. Şıklarda da Ahmet Haşim, Orhan Velikanık, Nazım Hikmet olsun. Şimdi hangisini işaretlemek icap eder? Tabii ki Ahmet Haşim'i. Tam olarak bundan bahsediyorum arkadaşlar. Bir de Ahmet Haşim'in, Orhan Velikanık'ın böyle önemli yazarların ve şairlerin birkaç tane şiirini de okumakta fayda var arkadaşlar. Bir diğer husus da arkadaşlar, ÖSYM'nin artık örnek üzerinden soru sorması. Tanımdan ziyade, yine buna da bir örnek verelim. Nutuğun tanımını yapmaktansa örneğini karşımıza çıkarmayı daha doğru buluyor. Diğer taraftan arkadaşlar, yorum sorularına yer veriyor. Bir beyit verebilir, bir paragraf verebilir. Bu paragrafla ilgili sizden çıkarımda bulunmanızı isteyebilir arkadaşlar. Aynı zamanda artık ÖSYM bir yazarı tanıtırken veya bir şairi tanıtırken eserlerine yer vermeyebiliyor. Sizi ona götürecek başka şeyler bulmanızı istiyor arkadaşlar. Bu da geçen sene karşımıza Halit Ziya Uşaklıgil sorusuyla çıktı. Belirtmek istediğim diğer bir husus da kadın yazarlar. Eğer ÖSYM bizi şaşırtırsa kadın yazarlardan şaşırtır. Peki hangi isimlere dikkat etmeliyiz? Bence Samiha Ayverdi, Leyla Erbil, Şükufe Nihal Başar, Latife Tekin, özellikle Nazlı Eray ve Sevinç Çokum. Son söylediğim iki isme dikkat edin arkadaşlar. Nazlı Eray ve Sevinç Çokum. Sevinç Çokum'u özellikle ÖABT'de çok sık karşımıza çıkarıyor arkadaşlar. Bu iki isme dediğim gibi dikkat ediyoruz. Son olarak arkadaşlar, halk edebiyatından küçümsemeyin masallar konusunu, Karagöz konusunu nasıl olsa biliyorum diye atlamayın arkadaşlar. Burada önemli kavramlar karşımıza çıkabiliyor, bilmediğimiz şeyler olabiliyor. Detaylı çalışın. Destanları bilin, efsanenin özelliklerini bilin, halk hikayelerini bilin. Bunlar da halk edebiyatında canımızı yakabilir. Bunları biliyorum diye geçiştirmeyin. Masal nasıl olsa illaki yaparım diye düşünmeyin arkadaşlar. Bu konulara da dikkatli ve özenli bir şekilde çalışın. Evet arkadaşlar, benim söylemek istediklerim bu kadar. Zaman zaman bu videolara yer veririz, sohbet ederiz, taktik videoları çekeriz. Bu videolar çünkü isteniyor. Ben de elimden geldiği kadarıyla bilgilerim doğrultusunda sizi aydınlatmaya çalışırım. Özlenen toplumun yaratıcıları olmanız dileğiyle hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.